Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain amin ve elhamdülillahi Rabbil Alemin. Kehf suresi 102. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Efe hasibellezine keferu en yettehidu ibadi min duni evliya inna a'tedna cehenneme lil kafirine nuzula kul hel nunebbi'ukum bil ahserine a'mala الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. Evet, 102-105 arası Bismillahirrahmanirrahim. İnkar edenler beni bırakıp da kullarımı dost edineceklerini mi sandılar? Biz cehennemi kafirlere konak olarak hazırladık. Hakikaten böyle dehşete düşüren bir ifade. Şunu çok ibret amiz olaraktan nazara vermeye çalışacağım. Allah cennet için kullanmadığı bir ifadeyi cehennem için kullanıyor. Yani hiçbir ayette muhakkak ve elbette yeminler olsun ki ben cenneti cinlerle ve insanlarla dolduracağım demiyor. Ama iki yerde لَاَمْلَاَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ. Arapçada lam, baştaki lam ile sondaki şeddelinun tahkik ve kuvvetliliği ifade ediyor. Kesin olarak muhakkak ve elbette ben cehennemi cinlerle ve insanlarla dolduracağım. Yani kendi karakterini, kendi yapısını, kendi hususiyetini muhafaza edememiş. Yani aynen onun, Efendimizin buyurduğu gibi Riyaz-ı Salihin'de geçer. İnsanlar madenler gibidirler. Yani burada kömür haline gelmiş ise kömürü herhalde odanızın baş köşesine koyacak haliniz yok. Boynunuza asacak gibi durumunuz da yok. Kömürün en güzel yolu kömürlüktür. Kömürün en güzel yolu sobadır. Onun için Cenab-ı Hak kömür mesabesinde olan Ebu Cehil'i elbette cennette bir gerdanlık olarak yapacak hali yok. Elbette ki onun yeri kömürlüktür. Cehennemi çok özellikleri olarak düşünecek olursak bir kömürlük olarak da düşünebiliriz. Onun içindir ki biz cehennemi kafirlere konak olarak hazırladık. Ayetlerde mesela me'va diye geçiyor. Barınacak yer, kalınacak yer, varacakları son yer olaraktan ve onların bir konak yeri. 103 ve 104'te ey Muhammed de ki amelce en çok ziyana uğrayan, iyi iş yaptıklarını sandıkları halde dünya hayatındaki çabaları kaybolup giden kimseleri size haber verelim mi? Yani hakikaten en kötüsü de o. Yani düşün ki basit olaraktan adam sabahtan akşama kadar çalışır, akşam bakarsın gitti. Gitti. Mesela şöyle, bu bazen olabilen imkan, adam bilgisayarda sabahtan akşama kadar çalışır. Ama birden kaydetmediği içindir ki bütün bilgiler bir anda gider. Ve bunu geçmişe doğru uzatın. Bilgisayarında 10 yıllık, 20 yıllık birikimleri vardı. Yedeğini almamıştır. Bir anda çökmüştür, hepsi gitmiştir. Şimdi yani hakikaten iyilik yaptığını sanıp da ki bu bir kuruntudur yani. Kuruntudur. Bazen bu kuruntu şöyle tecelli eder. Benim yaptığım bana yeter. Benim yaptığım beni ahirette kurtar. Benim babam hocaydı, dedem müftüydü. Yani bu gibi şeyler elbette ki neticesi kusurana götürecek hallerdir. Yani kendi yaptığın bir şey varsa elbette ki onun karşılığını göreceksin. Ama bunun böyle bir şey olmayıp da onunla gururlanmaya çalışmak elbette ki hasareti ve zararı netice verir. 105. Onlar Rablerinin ayetlerini ve ona kavuşacaklarını inkar eden, böylece amelleri boşa çıkan, o yüzden de kıyamet gününde amelleri için bir terazi kurmayacağımız kimselerdir. Tabii Cenab-ı Hak muhafaza etsin, o kimselerden etmesin. Kadı Beyzavi'de bu konuları, evet, kafirler için bir iniş yeri, konak yeri, varış yeri, onlar için oranın hazırlanmış olduğu, burada konak olarak hazırladık, burada ayrıyeten bir tehekküm de, yani bir alay durumu, yani ince bir şekilde onlarla bir alay, yani varacaklar konağa, evlerine, yurtlarına, burada bir aynı zamanda bir alay olduğu da belagat kuralı olaraktan ifade edilmekte. Büyük bir azabın olduğu konusunda tenbihte ve uyarıda bulunulmuş olmaktadır. Evet.
Ve çalışmaların boşa gitmesi tabii. Düşün ki 70 sene yaşamış adam dünya hayatında, geriye doğru baktığında eyvah hiçbir şey yok. Burada örnek verilmiş. Mesela ruhbanlar hem dünyalarını hem de ahiretlerini kurtarmamışlardır. Fıtranda kalmışlar. Bir de onunla da kalmamış. Ve birçok insanları saptırmış olması da, bu da işin cabası. Yani onların günahlarını yüklenmiş olmaları da, bu da ayrı bir yükümlülük, bir günahı ifade etmiş oluyor. Onlar Allah'a kavuşmayı inkar ediyor. Yani Kur'an ayetlerini bu manada inkar etmiş oluyorlar. En sonu, yani insan nereden geldiğine bir baksın. O halde nereden geldiğini bilir, anlar, düşünürse, o zaman nereye gideceğini de bu manada çıkartmış, çözebilmiş olur. Ama nereden geldiğini bilmeyen insan sanki havadan gelmiş gibi. Yani öyle bir, oysa insan yani bir yolcudur. İnsan yokluktan, Adem'den, hiçlikten, ruhlar aleminden, ana karnından, çocukluktan, gençlikten ihtiyarlığa ve kabir hayatıyla başlayan, ki ahiret menzillerinin ilkidir diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kabir için. Kabir istasyonuna giriyor insanlar. Kabir istasyonundan itibaren sorgulanmak üzere mahşer meydanında, mizan, hesap kurulduktan sonra cennet ve cehennem üzere neticelenmek üzere, iki havuz ve iki sonuç netice olmak üzere Sırat Köprüsü'nün üzerinden geçecek. Sırat Köprüsü de cehennem üzerine kurulu bir köprüdür. Geçecek veya geçemeyecek. 103. ayette hel ifadesi geçmişti, soru edatı. E gibi, ma gibi. Bu da Kur'an'da dört şekilde kullanılmış oluyor. Her biriyle ilgili birkaç ayet var. Olumsuzluk edatı olan ma anlamında kullanılır. Mimı, dır, dir, tır, tir, dı, di, tı, ti gibi anlamlarda onunla ilgili burada örnekler var. Mimı gibi soru edatı anlamında kullanılır. Bir de istifhamda, istifham-ı inkaride, yani inkar tarzında soru olarak da kullanılmış olur. Hel ifadesi ve ayet örnekleriyle belirtildiği gibi dört şekilde kullanılmış olur. Evet. 104. ayette dalal ifadesi, yani hakkın zıddı, sapıklığı ifade etmekle beraber Kur'an-ı Kerim'de 8 farklı şekilde tefsir edilir. Dalal ile küfür kastedilir. Dalal ile bir şeyden küfür olmaksızın uzaklaştırmak, ayırmak manası kastedilir. Her biriyle ilgili birkaç ayet var. Hasar, ziyan manasında kullanılır. Dördüncü olarak sekal, bedbahtlık manasında kullanılmış olur. İptal manasında beşinci olaraktan kullanılmış olur. Altı, hata, yanlışlık, isabetsizlik kastedilir ve cehalet kastedilir. Nisyan ve unutmak manasında olmak suretiyle dalal kelimesi 8 farklı şekilde Kur'an-ı Kerim'de kullanılmış olmaktadır. Ve 105. ayette de bir soru cevap zımnında, işte o zaman tartılara ağır basan kimse artık hoşnut olacağı bir hayat içindedir. Terazi ile maddi ağırlıklar tartılır, manevi ameller terazi ile nasıl bilinecek? Ayette geçen mevazin, yani mizan, mevzunun çoğuludur. Allah katında makbul olan amel demektir. Amellerin ağırlığından kasıt Allah'ın rızasıdır. Yani Allah iyi amel sahiplerinden razı demektir. Arapçada fazilet, şeref, doğru görüş için vezin, yani ağırlık sahibi ifadesi kullanılır. Değersiz eşya ve şahıslar için de bila vezin, yani herhangi bir ağırlığı olmayan ifadesi kullanılır. Tabi burada manevi bir özelliği olması. Bu konuda İbn Arabi Avasım isimli eserinde mizan, terazi konusunda sahih bir hadis gelmemiştir. Ayet, kıyamette hiç kimsenin amelinden bir şeyin kaybolmayacağını belirtir. Terazi ve tartıdan gayet doğru sorgu ve adil hükümdür der. Bu dünyada amel ve ihlası olmayanın ahirette nasıl değer ve ağırlığı olur? Elbette ki olmaz. Artık kıyamet günü biz onlara hiçbir değer vermeyiz. Zaten burada da değer ifadesiyle o ağırlığı, tartıyı, ölçüyü belirtmiş olmaktadır. Yani bu kıymet değer itibarıyla, mana ehemmiyet itibarıyla ihlaslı bir dirhem amel halis olmayan batmanlarcasına tercih edilir. Yani bir amel ihlaslı ise o tonlar mesabesindedir. Öbür tarafı istediğiniz kadar koyun. Yani burada önemli olan kemiyet değil, önemli olan keyfiyettir. O keyfiyeti ifade etmiş olmaktadır. Evet ve bu ayeti kerimelerde geçmiş olan gramer kurallarına bakacak olursak Efe hasibe cümlesi müstenifedir. İptidaiye ve başlangıç. Aynı zamanda mastar olmuş olup hasebe manasında. Çünkü bazen zan, bazen ilim olmakla beraber burada hasibe ile başladığı için hasebenin ikinci iki mef'ulüne de geçmiş mastardır. Min duni car ve mecrur olmuş olup evliyadan hal olmak üzere ona müteallektir. Lil kafirine car ve mecrur olmuş olup nüzulenden hal olmak üzere ona müteallektir. 103'te ise amelen temizdir. Temizi ifade eder, ayrıcı bir durum. 104'te ise ellezine ahserinenin sıfatıdır.
fil hayatı car ve mecrur olmuş olup sayyurumdan hal olmak üzere ona müteallıktır. Ennehum yahsebune ifadesi bu da mastar olmuş olup hasebenin mef'ulüne geçmektedir. Vehum yahsebune ifadesi ise bu da mevsulden hal manasını ifade etmiş olmaktadır. 105'te ise felâ nukîmu cümlesi habitet cümlesine matuftur. Vezna, buradaki vezna ifadesi de mef'ulün bih'tir. Evet ve 106. ayeti kerimeden sonuna kadarki ayeti kerimeye inşallah hitamına doğru. Bismillahirrahmanirrahim. Zalike cezâuhum cehennem bimâ keferu ve tehezu âyâti ve rusulî huzuvâ. İnne lezîne âmenû ve amilu sâliha. Kânet lehum cennâtul firdevsun huzuvâ. Hâlidîne fîhâ ve lâ yebûne anhâ hivelâ. Kul لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتِ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Ayet-i kerime mealen işte böyle. İnkar etmeleri, ayetlerimi ve peygamberlerimi alay konusu yapmaları yüzünden onların cezası cehennemdir. 107-108 şüphesiz. İnanıp yararlı işler yapanlara gelince hep bu Kur'an'da çok innelizine aminu ve amiru salih. İmanla salih amel hep beraber zikredilir. Şüphesiz inanıp yararlı işler yapanlara gelince onlar için içlerinde ebedi kalacakları Firdevs cennetleri bir konaktır. Oradan ayrılmak istemezler. Rabbimin sözlerini yazmak için denizler mürekkep olsa ve bir o kadar da ilave etsek, denizlere deniz katsak, Rabbimin sözleri tükenmeden önce denizler tükenirdi. Yani diğer bir ifadeyle. Denizler mürekkep olsa, ağaçlar kalem olsa, yapraklar kağıt olsa, Allah'ın kelamını ki bu ayet birkaç yerde geçer ve Allah'ın ayetlerini yazsalar ve arkasından bitse tekrar destek olsa, tekrar diğer denizler katılsa, diğer destek şekilde olmuş olsa Allah'ın kelamını bitiremezler. Neden? Çünkü Allah'ın zatı ezeli ve ebedi olduğu gibi sıfatları da ezeli ve ebedidir. Şu anda Kur'an-ı Kerim üzerinde 300 binin üzerinde tefsir yazılmıştır. Ben mübalağa etmiyorum. Açık ve net olarak ifade edeyim. Dünyadan çıktık, cennete gittik inşallah. Cennette insanlar Kur'an-ı Kerim'i kentrilyon çarpı kentrilyon, kentrilyon çarpı kentrilyonla çarpınız, çıkan sonuca göre şunu rahatlıkla diyebilirim. O kadar sene cennette Kur'an-ı Kerim talim edilsin, öğrenilsin, anlaşılmaya çalışsın, insan şunu demeyecektir, diyemeyecektir, denilmeyecektir. Tamam, ben Kur'an'ın sonuna geldim. Artık Kur'an'ın izah edilmeyecek, açıklanmayacak hiçbir şey kalmadı. Artık ben hepsinin sonuna geldim, bitirdim, anladım, anlaşıldı, tamam. Çünkü Kur'an kelam-ı ezeliden gelmiştir ve ebede gidecektir. Ezelden gelip ebede gittiği içindir ki ebede namzet olan insan da ezeli olmayıp da ebede namzet, ebede doğru, sonsuzluğa doğru gidecek olan insan da böylece inşallah. Cennette her şey fahş olmasına, açığa çıkmış olmasına rağmen cennette ebediyen o Kur'an-ı Kerim'i anlayacak, anlamaya devam edecek ve sürekli anlaşılacaktır. Her birinde külli manalar, geniş manalar ortaya çıkacaktır. Çünkü biri ezeli, insanınki ise sınırlı. Allah ezeli ve ebedidir, zatı gibi sıfatları da, kudret sıfatı gibi, kelam sıfatı gibi, bütün isim ve sıfatları. 110'da de ki, ben de ancak sizin gibi bir insanım, bir beşer. Ne var ki bana sizin ilahınız ancak bir tek ilahtır diye vahyoluyor. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Evet, o kendisinden konuşmaz. Vahyedildiği zaman, bildirilirse, ne vahyolunuyorsa onu söylüyor. Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa yararlı bir iş yapsın. Ve Rabbine ibadette kimseyi ortak koşmasın. Bu ayetlerden 109. ayetin nüzulüyle ilgili olaraktan denizler mürekkep olsa İbn Abbas'tan rivayete göre Kureş müşrikleri Yahudilere biz bir şey verin de şu adama Muhammed'e soralım dediler. Onlar da ona ruhu sorun dediler. Ve Kureş müşrikleri de gelip Hazreti Peygamber'e ruhu sordular. Bunun üzerine
sana ruhu sorarlar. De ki, ruh Rabbimin emrindendir ve size ilimden ancak çok az bir şey verilmiştir ayet kelimesiydi. Bunu duyan Yahudiler, nasıl olur? Bize çok ilim verilmiştir çünkü bize Tevrat verildi. Kime Tevrat verilmişse elbette ona çok hayır verilmiştir dediler. Bunun üzerine bu ayet inmiş oldu. Yine burada aynısını teyit ediyor. Yani Yahudilere Peygamber Efendimiz size ilimden pek az bir şey verilmiştir. Onlar da demin dediğimiz gibi çok verilmiştir şeklinde bir durum. Ve 110. ayeti kerimenin nüzulüyle ilgili olaraktan ben de sizin gibi bir insanım. İbn Abbas'ın rivayetinde bu ayet Cündüb bin Züheyr el-Amiri hakkında inmiştir bir kişi. Şüphesiz ki ben Allah için iş yaparım. Dolayısıyla bu işe muttali olduğumda ben sevinirim demiş. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Şüphesiz ki Allah Teala temizdir. Bu ancak temiz olanı kabul eder. Ve kendisine ortak koşulan işi kabul etmez buyurmuştur. Bunun üzerine Allah bu ayeti indirmiştir. Tavustan rivayetinde adamın biri, ey Allah'ın Nebisi ben gerçekten Allah yolunda cihadı seviyorum ve mertebemin de görülmesinden hoşlanıyorum demiş. Allah da bu ayeti indirmiştir. Ve bunun nüzulüyle ilgili olaraktan burada birkaç nüzul sebebi birbirini teyit eder ifadede zikredilmiş olmaktadır. 10 farklı kanaldan gelmiş olan rivayetler. Evet, ayetlere bakacak olursak 109. ayette kelam ifadesi geçmişti. Konuşma manasına tekellüm, kelam manası. Bu da Kur'an'da 5 şekilde tefsir edilir. Her biriyle ilgili birkaç ayet vardır. 1. Allah'ın kullarıyla vahiy dışındaki konuşması, söz söylemesi manasında. Kelamullah, Allah'ın kelamı, vahiy, Kur'an manasında. 3. Kelimetullah, Allah'ın kelimeleri ibaresi, Allah'ın ilmi ve acayiplikleri, hayret verici işleri manasında. Kelam ile ölüm esnasında yaratılmışların söyledikleri, fakat Adem oğullarının duymadıkları sözler kastedilmiştir. Müminin suresindeki bu ayetlerde olduğu gibi. Ve 5. olarak da kelam lafzı ile dünyada azabı gördükleri sırada kafirlerin iman ettiklerine dair söyledikleri sözler ve geçmişte azaba uğratılmış ümmetlerin sözleri kastedilmiş olmaktadır. Ve bununla ilgili ayet-i kerimeler böylece 2 sayfa olaraktan burada kelamın gelmiş olduğu manalar zikredilmiş olmaktadır. Evet, ve 110. şirk ve müşrik. Yani Allah'ın ki başka bir ayette اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاء. Allah kendisine eş ve ortak koşulma hariç dilerse, ama şirk ve ortak koşmada müşrikte yok. Dilerse diğer günahları affeder diyor. Ama şirk ise affa kabil değil. Çünkü bütün kainatın hukukuna tecavüz, bütün kainat Allah var derken o Allah yok demesiyle bütün kainatın hukukuna, canlı cansız her şeyin hukukuna bir tecavüz. İkincisi, ezeli ve ebedi olan Allah'ı inkar ettiği içindir ki İslam hukukunda bir kuraldır mecellede. El ceza min cinsil amel. Ceza amelin cinsindendir. Burada ezeli ve ebedi olanı inkar ettiği içindir ki cezası da otomatikmen ebedidir. Ebedidir. Bediüzzaman Hazretleri Lem'alar adlı eserinin sonunda, yani bir günlük, bir saatlik, birkaç dakikalık küfre mukabil ebedi cehennem nasıl adalet olur diye orada çok güzel, mükemmel bir şekilde bu manayı ifade etmekte. Şu ağlarda da Risale-i Nur'da iki yerde bunu ifade etmektedir. Lem'aların sonunda bakılabilir. Çünkü inne şirkele zulmün azim diyor Cenab-ı Hak. Şirk büyük bir zulümdür. Zulmü azimdir. Kainat çapında bir zulümdür. Mesela şirk 3 şekilde tefsir edilmiş Kur'an'da. Başkasını ona denk tutarak Allah'a eş ortak koşma ilgili birçok ayet var. İbadetten gayrı taatta ortak koşmak, burada da olduğu gibi amellerde şirk ortak koşmak ki bunun içerisine riyada girmiş oluyor. Onunla ilgili bu ayet-i kerimelerde de izahatlar bulunmuş olmakta. 3 sayfa olaraktan ve diğer ayetlerle münasebeti olaraktan belirtilmiş olmaktadır. Besme ifadesi karıncanın dediklerini tebessüm kökünden gelmiş oluyor. Bu diğer ayetlerde de Nemil 19'da da beseme, tebessüm manasının burada gelmiş olduğu diğer ifadeler. Bununla ilgili de 4 sayfa olarak da tefsirlerden bu notları çıkartmış oldum. Ve bununla ilgili geçen diğer ayeti kerimeler burada da zikredilmiş olmaktadır. Bakılıp istifade edilebilir. Ve genel olarak da ayetin gramer tahliline bakacak olursak Bismillahirrahmanirrahim. Zalike cezauhum. Mübteda ve haberdir. Ma masları yedir. Mastar olmuş olup aynı zamanda ceza uhumdan hal olmak üzere ona müteallıktır.
107'de lehum car ve mecrur olmuş olup nuzulenden hal olmak üzere ona müteallıktır. 108'de halidine lehumdeki zamirden haldir. Fiha car ve mecrur olmuş olup halidine'ye müteallıktır. Anha car ve mecrur olmuş olup buradaki anha hulenden hal olmak üzere ona müteallıktır. La yebğune cümlesi bu da lehumdeki zamirden hal olmuş olmaktadır. Evet, 109 ise li kelimatin car ve mecrur olmuş olup midadenin sıfatına müteallıktır. Entenfede ifadesi mastadır, muzafun ileyhtir. Velev ci'na bi misli mededadaki vav haliyedir. Mededa temizdir. Aynı zamanda kendisinden öncekine delalet etmiş olan mahsuf bir şartın da cevabıdır. Cümle haliyedir. Vav haliye olmuş olup aynı zamanda anlatmak için kıssa amacıyla mukadder hal üzerine atfedilmiş olmaktadır. Takdiri şu şekildedir. La tenfed kelimat-ı Rabbi ala külli hal. Yani bütün her halükarda ne kadar yaparsanız yapın. Deniz bitti, arkasından bağlayın, şey yapın. Ne kadar yaparsanız yapınız. Bütün hal halükarda Rabbinin kelimeleri bir türlü bitmez. Vele fi hazir hal. Hangi halde, bu halde de olursa olsun, hangi halde olursa olsun. Ve 110. Mislikum. Bu sıfattır. Aynı şekilde sıfatın mislikum'deki nekre olarak da mislikum nekre sıfatı caizdir. O şekilde gelmiş olması. Çünkü o muzaftır. Aynı şekilde ibhamda da izafeden dolayı, tarif amacıyla izafeden faydalanmak kısmında ibham olarak da olmuş olması da caiz olmuş olmaktadır. Mislukum şeklinde ifadesi caizdir. Mastardır. Aynı zamanda mastarı müevvel ve naib-i faildir. Cümle şart ve müstenifedir. Yercu cümlesi ise mübdedanı haberidir. Felyamel cümlesi ise bu da şartın cevabı olmuş olmaktadır. Evet, elbette ki en doğruyu bilen Allah'tır. Azim olan Allah doğruyu söylemiştir. Ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.